Şunu diyor musunuz? Ben özellikle şu 3-4 gündür çok sıkı bir denetim görüyorum. Yollarda arabaları da durduruyor ekipler, jandarmalar, polisler. Ve mesela şu an çok riskli bir yapının altında. Ne oldu? Türk bayrağını aldı. Ay, tüylerim diken diken oldu. Türk bayrağını mı aldınız enkazdan? Evet, doğrudur. Yerde gördüğümüzde dayanamadık, hemen aldık. Daha önce de Ah. çok oldu. Kur'an-ı Kerim, bayrak, hepsini topladık zaten. Buradan mı çıkardınız? Az önce geldiğimiz yerden, karanlık sokakta. Ha, öyle mi? Görmedim, fark etmemiştim. Oradaydı, orada. Buradan çıkardınız Yok, sandım. az önceki karanlık yerden çıkarmıştım ya. Ah komutanım ya. Ay, Türk Şöyle. bayrağımız var. Başka ne çıkardınız? Tabii Kur'an-ı Kerim falan da vardı. Onları da bıraktık oraya, sahipleri gelir diye oraya Ha, bıraktık. ham bayrağı hemen Tabii. aldınız. Yerde kalmasın bayrağımız Hı. onun için. Komutanım, bu arada bayağı riskli yerdeyiz. Biz Tabii şöyle, gerçekten daha... sizler giriyorsunuz böyle riskli yerlere, yapılara. Ama yani şu an şu hemen her an çökebilir. Evet. Bu Gerçekten. arada siz enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına da katıldınız mı Tabii ki de ilk komutanım? günden itibaren biz her zaman buradaydık zaten. Arkadaşlarımız girdiler, çıktılar. Canlı insanlarımızı da çıkardılar. Çıkardınız değil Yaralılarımızı da mi? çıkardık. Ay, ne Ölülerimizi de derdiniz çıkardık. var. Hepsini Sizler çıkardık yani. dağıldı pek çok noktaya. Evet. Onun için Enkazlarda da, o arama kurtarmada da vardınız tabii yani. ki de, tabii ki de. İlk Hı. önden, ilk saatlerden itibaren ailemizi bıraktık. Buraya geldik. Milletimizin emrindeyiz ayrı zaman. Var mı ailenizde herhangi bir Adana'da aileniz? Evet, onlar da Adana'dalar şu anda işte. Bizi bekliyorlar. Tabii birliğimizdeler. Komutanımızın emriyle oraya Hı. topladık eşlerimizi, çocuklarımızı. Ha, Hepsi orada. nerede aileniz? Ailem Adana'da bir kendi birliğinde oturuyor. Evlerimiz riskli olduğundan dolayı. Ha. O yüzden biz de buraya görevimizi icra etmeye geldik. Ha. Buradayız. Hı. Evet. Şu an başka bir enkazda. Ekipler dağılmış durumda. Bazıları sağ tarafta, bazı komandolar sol tarafta. Yani şu an yürüyoruz sokaklarda, Kahramanmaraş sokaklarında, ara sokaklarda, enkazlarda, bu yağmalamalara karşı ve başka suçlara karşı da özellikle şu an araba mı durduruyor mu? Durduruyorlar mı? Evet, yani jandarmalar yolları da aslında yollarda da araçları sık sık durduruyor. Kimlik kontrolleri de yapılıyor. Komutanım merhaba, iyi Merhabalar, geceler. iyi geceler. Yani buradasınız, Kahramanmaraş'tasınız. Buradayız. Allah bu aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. İlk günden beri buradayız. 14 gündür Evet, buradasınız. enkaz çalışmalarına katıldık. Hı. Daha sonrasında yardım faaliyetlerimiz oldu. Hı. Elimizden geldiğince burada olacağız. Kahramanmaraş halkının yanında olacağız. Şurası okul mu bu arada? Evet, Okula mı fener tutuluyor? okul önden bakmıştık. Şimdi arkadan kontrolünü sağlıyoruz. Hı. Ön tarafı bakıldı, şimdi Evet, arkadan arka taraftan bakıyorsunuz. kontrolünü sağlıyoruz. Hı. Komutanım, 14 gündür buradasınız. Peki yoruldunuz mu, yorgun musunuz diye soracağım İnanın, size. inanın o ilk 3 gün enkaz çalışmalarındaki açlık dahi hissetmedik. Ben, personellerim, inanın açlık dahi hissetmedik. Sadece günde bir öğün çorba Hı. yiyerek şey yaptık. İnanın açlık dahi hissetmedik. Yani burada çok çeşitli duygular yaşadık. Sizi en çok etkileyen ne oldu komutanım burada? Ben enkazdan bir tane çocuk kurtardık. Hı hı. Adı Esma'ydı. Hı. Esma'ydı. Onda çok duygulandım. Yani tarif edilemez bir duygu. Onu çıkartıp o şeye getirmek. Annesini istedi. Hani annemi de kurtarın diye. Hı. Arkasından annesini de canlı olarak, sağ olarak Aa, ne kurtardık. güzel. Hı. İnanın bu mutluluğun tarifi yok. Yani bu kadar kötü şeyin içinde bunlar tesellimiz İlk oldu. günlerde mi Evet, kurtardınız? ikinci günde. İkinci gün 48-50. kurtardınız. saatlerde. Hı. Bu, Esma'ydı evet, kızınız. Esma'ydı. Hı. Esma'ydı, 10-12 yaşında bir kız çocuğuydu. Hı. Onu unutamıyor. Sizi en Onu çok unutamıyorum. etkileyen o Evet, oldu, değil çok mi? etkiledi beni. Hı. En unutamadığım oydu. Ya Hı. kötüler de vardı ama Hı. yani elimizden geldiğince ileri odaklanmaya çalışıp daha çok can kurtarmak için uyumayarak Hı. yani o ilk 3 gün yarım saat 45 dakika uykularla Hı. bir grubumuz çalıştı, diğer grubumuz Hı. o derece istirahat etti o şekilde. Hı. Yani Az elimizden bu biraz da geldi. uyuyarak Evet, diyorsunuz. evet. Komutanım, nerede kalıyorsunuz burada? Burada havalimanında kalıyoruz. Oradan helikopterlerle köylere, Havalimanında ilçelere, kalıyoruz derken? yani havalimanında
konuşlu orada şey yapıyoruz. Kalma dediysem öyle yani şey bir kalma. Çadırlarda mı? Evet, Ha, evet. çadırlarda. Çadırlarda Ha, kalıyoruz. siz havalimanında Evet. konuşlandınız. Çadırlarınız orada. Evet, ilk 3 gün enkazdaydık zaten. İlk 3 gün Hiç zaten uyku şeyimiz yoktu. Evet, uyumadınız, değil mi? uykumuz yoktu. Daha sonra oradaki çalışmalara katılmak için havalimanına gittik. Orada helikopterlerle şeylerle hep yardım gönderdik köylere. Yolları kapalı köyler vardı. Oralara. Şu an mesela yine köylere, ilçelere gidiyor musunuz? Tabii. Gün içinde. Yardımlarımız oradan helikopterlerle devam ediyor. Oraya sürekli tırlarla şeylerle geliyor. Yani helikopterle, uçakla geliyor. Sizler Tabii de burada bizde karşılıyorsunuz, doğru evet mu? alıp tasnif ediyoruz. Battaniye, ısıtıcı hepsini ayırıyoruz. Kim hangi köyün ne ihtiyacı varsa o şekilde gönderiyoruz. Şu an aşağıya fener tuttular. Evet. Merak ettim. Burası bir okul galiba. Değil mi? Ha, okulun içine de girdi komandolar. Bakın her tarafa bakıyorlar. Okulun içi, bahçesi, yine pencerelerine de içeriye doğru ışık tutup bakmaya çalışıyorlar. Evet. Yani kameramızın ben de ışığıyla Halil şöyle tutarsan ilerlemeye çalışalım. Evet, bakın yani parçalanmış enkazdan çıkan arabalar, enkazın altında kalan arabaları görüyorsunuz. İşte bu noktalarda ekipler fener tutarak bölgeyi adeta tarıyorlar. Evet, komutanım iyi geceler İyi dileyelim geceler. size. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, 14 gündür sizin için şu 14 gün nasıl geçti diye sorsam yani elbette Öncelikle hepimizin yüreği kanıyor. vatanımızın, milletimizin hani vefat edenlerin başı sağ olsun. Allah milletimize, devletimize sabır versin. Yani bizim için hani kolay olmadı, kimse için kolay olmadı. Yani biz burada emniyet ve asayiş sağlamak için buraya geldik. İlk günden beri buradayız. Sizin Aynı. en unutamadığınız yani en yüreğinizi ya yani her an her taraf zaten insan yüreğini kanatıyor ama aynı. Enkazın ilk sabahında bir tane 13 yaşında bir çocuk vardı. Enkazda balkon kolonlarının arasında eli sıkışmıştı. Onu çıkartmakla uğraşmıştık. Allah'a şükür onu da çıkarttık. Sağ salim, sağlık ekiplerine teslim ettik. Yani herhangi bir sıkıntısı yoktu. Orada çok mutlu olduk. Diğer arkadaşlarımız aynı şekilde birçok vatandaşımıza yardım etti. Sağ çıkartanlar oldu. Yaralı çıkartanlar oldu. Yani diyeceklerim bu kadar. Komutanım siz peki sizin bilmiyorum ekipmanınız oluyor mu? Siz nasıl enkazda çalışıyorsunuz? Nasıl müdahale ediyorsunuz? Normalde şimdi arama kurtarma ekiplerinin işte sismik cihazları oluyor. İşte bir takım böyle ekipmanları oluyor. Sizler nasıl ilk müdahaleyi yaptınız? Yani diğer ekiplerle beraber ortak çalışaraktan beraber Daha araba çok herhalde bir fiziki aynen güçle mi? fiziki aynen Fiziki güçle değil mi? yani evet Yani biraz jandarma, komando, evet. komando. Yani bölgede olunca yani siz fiziki gücünüzle zaman zaman Diğer da diğer ekiplerle ekiplerin de ekipmanlarını beraber kullanarak galiba. evet o Değil mi? şekilde faaliyetlerde bulunduk. Şu an caddeye çıktık. Mimarlar Odası'nın olduğu caddedeyiz. Yine sağ tarafımızda enkazlar var. Bu cadde gerçekten yani sıra sıra binaların olduğu, 7-8 katlı apartmanların olduğu yoğun bir sokaktı. Hareketli bir sokaktı burası. Gerçekten insan sirkülasyonunun olduğu bir sokaktı. Şu an görüyorsunuz karanlığa gömülmüş durumda.